Uzun zamandır bu kadar konuşulan bir telefon modeli olmadı. Üzerine çok şey yazıldı, çok şey çizildi. Sızıntılarla geçen kocaman bir yılın ardından sonunda Note 7 gün yüzüne çıktı ve New York'ta düzenlenen etkinliğin hemen ardından da elimize geçti. Bir hayli özel bir telefon ve fiyatının da oldukça yüksek olduğu düşünüldüğünde böylesi özel bir ürün açıkçası tüm detayları da irdelemek gerekiyordu. O nedenle telefon elimize ulaştığı andan itibaren bu videoyu hazırlamak için biraz bekledik ve sizlere her zaman olduğu gibi, her zaman sizlere aktarmaya çalıştığımız gibi yine en doğru bilgiyi vermeye çalışacağız. Onun için bekledik. Çok uzun ve detaylı bir inceleme olacak. O nedenle kendinize bir fincan kahve veya çay alsanız iyi edersiniz. Kim ne derse desin, özellikle son birkaç yılda Samsung yalnızca akıllı telefon pazarı için değil, tüm alanlarda yani genel olarak teknoloji için büyük katkıda bulundu. Bu konudaki tüm gelişmeleri de zaten sizlere Chip Online üzerinden haberlerimizle günbegün iletiyoruz. Konumuz dahilinde konuşacak olursak, Samsung akıllı telefonları için büyük atılımlarda bulunduğu zaman içinde kendi işlemcisini üretip geliştirerek amiral gemilerinde yer vermeye ve bu alanda Qualcomm'a kafa tutmaya, amiral gemi statüsündeki telefonların çok tartışılan tasarımlarını elden geçirerek herkesin beğenisini kazanmaya ve öte yandan eleştiri alan noktalarından da ders çıkartmaya başladı. Sonunda da açıkçası yalnızca birkaç nokta dahilinde eleştirebileceğimiz amiral gemileri üretmeye başladı. Tıpkı elimizdeki Note 7 gibi. Şimdi Note 7 bize neler sunuyor, ne gibi yenilikler getiriyor, Note 5'e göre farkları neler, bunlara geçeceğiz. Ancak en zor konuyu en baştan aradan çıkartalım. Note 7 ilk tanıtıldığında bildiğiniz gibi ön sipariş fiyatı 3999 TL olarak belirlenmişti hatırlarsanız. Sonra aradan yalnızca birkaç gün geçmesinden hemen sonra fiyatı bir anda yaklaşık 3600 TL'ye kadar geriledi. Bu birkaç gün önceye kadar da yine bu şekildeydi fakat şu anda bu videoyu çekerken telefonun fiyatı yaklaşık 3484 TL'ye Samsung Türkiye garantili olarak satışta internet üzerinde, bunun bilgisini verelim ve resmi kanallar üzerinden. Peki bu kadar para bir telefona verilir mi? Şimdi biraz onu konuşalım. Burada tabii ki seçim sizin yani kullanıcıların elbette. Ancak açıkçası son zamanlarda çıkan her yeni amiral gemisi telefonla beraber fiyatlar da aldı başına gidiyor. İşin doğrusu bu. Elbette işin vergi boyutu da var. Yalnız bir telefonun tanıtılmasının üzerinden daha bir ay geçmeden yaklaşık 400-500 TL gibi fiyat oynaması da açıkçası pek normal değil. Bunu yalnızca elimizdeki Note 7 için söylemek doğru değil. Benzer hareketi daha önce LG G5'te de görmüştük. O nedenle bu tip amiral gemisi telefonları bir hevesle satın almadan önce bir süre beklemek en doğrusu diyerek bu konuyu burada noktalayalım ve telefonun fiyatını bir hayli pahalı bulduğumuzun altını çizelim. Yine bu konuya ilişkin önemli bir ekleme daha yapacak olursak, Samsung yetkililerin açıklamasına göre Note 7'nin yanında Gear VR'ın yeni sürümü de, güncellenmiş sürümü de ücretsiz olarak verileceği bilgisi de mevcut. Yani telefonu sipariş edecekseniz satın alım aşamasında bu küçük ayrıntıyı atlamayın. Mutlaka kontrol edin. Bu arada yeni Gear VR'ın da lenslerinin Selef modele göre daha geniş olduğunu ve 101 derecelik görüş açısı sunduğunu da söyleyelim. Ve yine şunu da söylemek lazım, yine ilave etmek lazım. Samsung Note 7'nin Türkiye tanıtımı sırasında Gear VR ile lig maçlarının izlenebileceği bilgisini de paylaştı. Buna göre kullanıcılar maçları statta VIP tribünde Gear VR üzerinden sanal dünyada izleyebilecekler. İlerleyen zamanla ise izleyiciler statta istedikleri noktadan çevrelerine bakabilme şansına da sahip olabilecekler. Bunu tabii ki yine Samsung hem Digiturk hem de Lig TV işbirliği neticesinde gerçekleştiriyor. Bu arada belki aranızda hala Note 6'ya ne oldu diye merak edenler vardır. Onları da merakta bırakmayalım. Samsung Note isimlendirme politikasını gözden geçirerek amiral gemisi statüsünde S7'yi yakalayabilmesi için bu Note modelini Note 7 diye çıkarttı. Misal şimdi sırada Galaxy S8 var. Onu takiben de Note 8'i göreceğiz. İsim konusu tamamen bundan ibaret aslında. Başka da bir şey yok arkasında. Elbette Note 7'nin kutusundan neler çıktı da çok önemli. Eğer halen kutu açılış videomuzu izlemediyseniz telefonun beraberinde zengin bir kutu içeri getirdiğini söyleyebiliriz. Güzel ses veren ve kaliteli tasarıma sahip kulak içi kulaklıklarla gelen Note 7 ayrıca kulaklık için ek silikon başlık da bizlere sunuyor. USB konektör ile telefonu klavye fare bağlayabiliyor veya elbette USB bellekleri de bu yolla kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kutuda yer alan bir çevirici adaptör de mevcut. Bunu da unutmamış Samsung yetkilileri. Micro USB'yi USB Type-C'ye çeviren bu adaptörle
Eski telefon şarj aletlerinizde, yani micro USB portuna sahip şarj aletlerinizde kullanmanız mümkün. Kutu içeriğinde son olarak S Pen için değiştirebilir uçları bulunduğunu da söyleyelim. Şimdi yavaş yavaş Note 7'deki ilk dikkat çeken yenilikleri kabaca gözden geçirelim. Ardından da detaylara geçelim. Samsung Note 7 modelinde Note 5'e kıyasla büyük ölçüde fark koyuyor. Ayrıca bazı noktalarda da gerek S ailesine gerekse de diğer rakip telefon modellerine karşı yenilik kazandırıyor. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz Note 7'de bir iris tarayıcının, yani retina tarama sisteminin bulunması. Bir diğeri ise Note 7'nin ekranının şu an tüm telefonlar arasında ilk kez Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor olması. Note 5'te olmayan özelliklerden en dikkat çekenler ise kuşkusuz microSD kart desteği sunması ve suya karşı korumanın telefonda yer alması oluyor. Peki Note 5 kullanıcıları Note 7'ye terfi etmeli mi? Bu sorunun cevabı aslında sizin ne istediğinizle alakalı biraz. Misal, kullandığınız Note 5'e herhangi bir zarar gelmediyse Note 7'ye geçmek için bizce çok büyük sebep yok. Fakat Note'u Note yapan en önemli özellik olan S Pen kalem ucunun inceltilmesi ve yeni özelliklerine kazandırılması ilginiz çekecekse, depolama alanını size etmiyorsa ve telefonun suya karşı dayanıklı olmasını istiyorsanız o halde Note 7 sizin kaleminiz diye yekten söyleyebiliriz. Elbette işlemci, kamera ve ekrana yönelik güncellemeler de söz konusu. Hazır yeri gelmişken Samsung yetkililerinin zaten hala hazırda Note kullanıcılarının %65'i kadarının bir sonraki modele terfi ettiği bilgisini paylaştığında iletelim ve şimdi Note 7'nin tasarımına geçelim. Note serisinin boyutları ve sundukları itibariyle yeni bir kategori yaratan Samsung, özellikle Note 5 ile tasarım anlamında Note 4'e kıyasla büyük sıçrama gerçekleştirmişti. Şimdi bunun üzerine bir takım güncellemeler daha getiren Samsung, daha önce Note Edge modelinde tek taraflı denediği kavisi Note 7'de artık ekranın her iki kenarına da yerleştirmiş. Bu noktada bir parantez açalım ve Samsung'un kavis konusunda oldukça ciddi düşündüğünü belirtelim. Note 7 hamlesiyle bu açıkça ortaya çıkmışken Samsung tarafından gelen haberler, Galaxy S8'in de ayrıca bir Edge modelinin olmayacağı, yalnızca tek model ve kavisli ekranlı olarak kullanıcılarla buluşacağı yönünde. Elbette bunların ne derece doğru olduğunu kısa zamanda öğreneceğiz. Biraz beklememiz gerekiyor. Note 7'nin çift kenarında da yerleştirilen kavisler S7 Edge'den de aşina olduğunuz üzere yalnızca ön yüzde değil arka yüzde de yansımış durumda. Böylece telefonu elinizde dolaştırırken tamamen yuvarlatılmış hatlarıyla iyi bir dokunma hissi verdiğine şahit oluyorsunuz. Note 7'nin ekran kavislerinin S7 Edge'deki kadar derin olmadığını da belirtmek lazım. Yani ekranda daha derin bir kavis arıyorsanız hala tek seçenek S7 Edge. Bunun sebebi Note 7'de S Pen'in kullanım alanının daraltılmak istenmemesi. Yani kullanılabilirlik için Samsung böylesi bir karar almış. Ancak şu da bir gerçek ki derin kavislerle açıkçası S7 Edge'in çok daha etkileyici göründüğünü söylemek lazım. En azından bizim görüşümüz bu yönde. Şu an hala hazırda 3 renkle ülkemizde kullanıcılara sunulan Note 7 elimizdeki rengiyle siyah gövdeye sahip. Ayrıca telefonun gümüş ve altın renk seçenekleri de mevcut. Ön siparişlerde siyah renkli modelin yoğunluk gördüğünü öğrenmiş olsak da açıkçası bizim en beğendiğimiz rengin altın renk seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan telefonun bir de oldukça dikkat çeken Coral Blue isimli canlı mavi renkli modeli de mevcut. O modelinde aldığımız bilgilere göre Eylül ayında Türkiye'de bulunabileceğini söyleyeyim. Note 7 boyut ve ağırlık konusunda kağıt üzerinde Note 5'te büyük fark getirmiyor. Telefonun kalınlığı 7.9 mm, ağırlığı ise 169 gram. Bu değerler Note 5'te 7.6 mm ve 171 gramdı. Note 7 böylece daha hafifken diğer taraftan 0.3 mm daha kalın gibi dursa da aslında çok daha ince bir yapıya sahip. Bunun sebebi de, daha doğrusu öyle hissettiriyor. Bunun sebebi de tabii ki elbette hem öndeki hem arkadaki kavislerin yer alması. Bu sayede telefon elinizdeyken sanki Note 5'ten daha inceymişçesine bir izlenim bırakıyor. Hem ekran hem arka cam yüzeyin Corning Gorilla Glass 5 ile korunduğunu söyleyelim ve telefonu çevirse ne var ne yok şimdi biraz ona bakalım. Telefonun üst kenarına baktığımızda burada bir SIM kart ve microSD kart çekmecesi yer alıyor. Alt kısmında da kulaklık, USB Type-C portu ve hoparlör yan yana konumlandırılmış. Telefon sağ kenarında güç butonunu, sol kenarında ise ses butonlarını bulunduruyor. Yine son olarak S Pen'in de telefonun sağ alt köşede kendine yer bulduğunu da söyleyelim. Telefonun tasarım adımını atlamadan önce son olarak Note 7'nin en önemli özelliklerinden biri olan gövdenin suya karşı dayanıklı yapıda tasarlandığını da belirtelim. Tıpkı S7 ve S7 Edge gibi IP68 standartlarında
standartında suya ve toza karşı dayanıklı olan gövde telefonu 1,5 metreye kadar 30 dakika süreyle suya karşı korumalı kılıyor. Buradaki su tatlı su, onu da belirtmekte fayda var. Yani bu telefonda havuza girin. Eğer denize girecekseniz önerilmiyor. Ama üzerinde biriken tuzu sonrasında telefonun üzerinde zarar vermemesi için tuzun onu tekrardan bir normal tatlı sudan geçirmenizi öneriyoruz biz. Evet, gelelim şimdi Note 7'nin ekran detaylarına. Ardından da işletim sistemine değineceğiz. Note 7'nin ekranı aslında kağıt üzerinde Note 5'te muadil. Burada en büyük fark Gorilla Glass 5 seviyesinde koruma. Onun dışında yine 5.7 inç ekran, yine Super AMOLED, yine 2K çözünürlük bizlere sunulmuş ve 518 ppi piksel yoğunluğunda sunduğunu söyleyebilirim. Ekranın zaten ne derece güzel görüntü verdiğini Note 5'ten de biliyoruz. Aynı durum Note 7'de de devam ediyor. Ancak Note 7'nin mobil HDR uyumlu olması HDR içeriklerin kapılarını açıyor. HDR veya diğer adıyla yüksek dinamik aralıkla birlikte çok daha da uygun renklere erişmeniz mümkün. Amazon Prime veya Netflix üyelikleriyle bu tür içeriklere erişmeniz mümkün olduğu bilgisini de verelim. Note 7'nin ekranına ilişkin önemli bir diğer bilgi ise ekran gövde oranının tam %78 olması. Bu haliyle Note 5'in %75.9'luk ve S7 Edge'in %76.1'lik ekran gövde oranından daha geniş bir alan sunan Note 7, ayrıca iPhone 6s Plus'ın %67.7'lik oranında farkla geride bırakıyor diyebiliriz. Ekranın genel kullanım performansıyla herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı söyleyebiliriz. Renkler, kontrast ve beyaz dengesi fazlasıyla başarılı. Video içerikleri, oyun ve genel kullanım neticesinde biz gayet memnun kaldık. Ayrıca dış kullanımlarda güneş altındayken de ekran parlaklığının görüşünüzü olumlu etkileyecek revizede bulunduğunu da söylemek lazım. Ekran parlaklığına ilişkin ayarı elbette siz de manuel olarak yapabiliyorsunuz. Ayrıca ekran ayarları kısmında görebileceğiniz mavi ışık filtresiyle göz yorgunluğunuzu da azaltmanız mümkün. Evet, Note 7'nin işletim sistemi Android 6.0.1. Kuşkusuz Note 7 Android 7.0 güncellemesinde önümüzdeki günlerde alacak. Yani Android 7.0 çıktığı zaman. Marshmallow'la birlikte taciz arayüzünü de yine bizlere getiren telefon burada bize son olarak S7 ve S7'de gördüğümüz yenilikleri de elbette getiriyor. Peki nedir bunlar? Onlardan bahsedeceğiz fakat Note 7 özelinde bir işletim sistemine ilişkin getirilen bir güvenlik özelliğinden bahsetmek gerek önce. Arayüzde artık karşımıza bir güvenli klasör çıkıyor. Bu klasör bankacılık uygulamalarınızı, önemli mesajlarınızı, kontaklarınızı, dosyalarınızı ve kuşkusuz fotoğraf ile elbette onun yanında videolarınızı da tutabileceğiniz bir klasör. Peki bu klasörü nasıl koruyoruz? Evet, şimdi Note 7'nin iris tarayıcısından bahsedebiliriz. Ardından da işletim sisteminde sunulan kullanış seçeneklere bakacağız. Note 7 ile birlikte Samsung yeni bir güvenlik sistemine geçiş yaptı. İris tarayıcı. Bu güvenlik çeşitlerini daha önce Microsoft Lumia 950 ve 950X Large modellerinde görmüştük hatırlarsınız. Şimdi benzer sistem bizlere Note 7'de de sunuluyor. Tıpkı parmak izi sensörü gibi iris tarayıcı da güvenlik ayarları kısmından ayarlanabiliyor. İlk yapmanız gereken tabii ki bir pin oluşturmak. Ardından da irisinizi, gözlerinizi tanıtmak. Bunun için telefon sizden ekrandaki bir çift daireye bakmanızı istiyor. Gözlerinizi küçük yuvarlaklara denk getirip biraz da açınca Note 7 artık adeta sizin gözünüz oluyor diyebiliriz. Bu işlemin ardından telefonu artık gözünüzle bir bakışınızda açabiliyorsunuz. Parmak izi sensörüne göre daha güvenli bir yol olan ve farklı bir pratiklik sağlayan bu özelliğin yanı sıra elbette ayrıca parmak izi tanımlamanız da mümkün. Yani telefonu hem iris hem parmak izini aynı anda tanımlayabiliyor ve ikisinden birini kullanarak kilitlere açabiliyorsunuz. Bu kilitlere az önce bahsettiğimiz güvenli klasör de dahil elbette. Peki iris tarayıcı nasıl çalışıyor? Note 7'yi kullandığımız süre boyunca farklı ışık koşulları altında gece ve gündüz farklı biçimlerde iris tarayıcıyı kullandık. Genel değerlendirmemiz açıkçası olumlu yönde. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Numaralı gözlük kullansanız da gözünüzde güneş gözlüğü olsa da tarayıcının gözünüzü algıladığını söyleyelim. O nedenle tarayıcıyı sevdik. Fakat açıkçası söylememiz gereken birkaç şey de yok değil. İlk olarak hız açısından Lumia 950 modelleriyle kıyaslayacak olursak eğer Lumia'daki tarayıcının daha hızlı çalıştığını söyleyebiliriz. Bir diğeri ise bazen tarayıcıya bakmanız yetmiyor. Gözlerinizi açmanız gerekiyor. Neyse ki bu çok tekrarlanmıyor. Fakat yine de bu konunun üzerine durması gerektiğini, Samsung'un bu konu üzerine durması gerektiği kanaatindeyiz. Muhtemelen bir sonraki telefon modelinin Note 8'de veya S8'de, S8'de de belki yerleştirilebilir. Bu tarayıcı daha gelişmiş olarak karşımıza çıkacak. O nedenle bu haliyle parmak izi
okuyucu bizce iris tarayıcıya pratiklik anlamında tercih edilecektir kanaatindeyiz. Son söylememiz gereken şey ise telefonu kullandığımız süre boyunca yalnızca 3 kez göz tarayıcının algılamadığı ve pin sorduğuna şahit olduğumuz. Bu sayıda bir istisna olarak kayıtlara geçsin. Bu arada parmak izi okuyucuyu da atlamayalım elbette. Parmak izi sensörü olarak son olarak S7 ve S7 Edge'de gördüğümüz gibi çalışmaya devam ediyor. Farklı açılardan gayet hızlı bir şekilde kilit açılabiliyor. Telefonun alt tarafındaki ana fiziksel butona yerleştirilen bu sensör yine çift kademeli olarak sunulmuş. Yani parmağınızla kilidi açmak için aynı anda tuşa basmanız gerekiyor. Veya önce basıp sonra parmağınızla yaslayabilirsiniz. Seçim sizin burada. Fakat HTC 10 ve diğer pek çok rakipte gördüğümüz tek kademeli sensörlerden sonra açıkçası bu biraz zahmetli. Samsung belki bir sonraki modelle bu tuşu kaldırıp buraya bir dokunmatik alan açarak tek kademeli sensöre geçiş yapar. Evet, şimdi işletim sistemine dönelim ve arayüzü dolaşmaya ilk etapta Edge ekranından başlayalım. Edge ekranının kullanımı tıpkı S7 Edge'de bıraktığımız gibi. Fakat farklı olarak yazılıma yeni eklemeler de yapılmış. Yani Edge ekranlar arasında artık indirebileceğiniz farklı alanlarda mevcut. Bunlar arasında ücretli ve ücretsiz seçenek, çok sayıda seçenek yer alıyor. Misal ücretsiz olarak veri kullanımı, hava durumu, işte RAM miktarı, haberler gibi alanlar bulunurken ücretli seçenekler arasında ise Twitter, Instagram hesaplarına erişebileceğiniz kısa yollar, multimedya, alarm, yer indirimleri, Skype ve daha pek çok seçenek yer alıyor. Ayrıca normalde 5 kişiye kadar olan seçebildiğiniz Edge kişilerini arttırabileceğiniz farklı arayüzler de burada mevcut. Yani Edge ekranı eskisine nazaran çok daha aktif biçimde kullanılmaya sonunda başlayacak ki bu avantaj sadece Note 7 için değil, S7 Edge kullanıcıları için de geçerli. Edge ekranını yine S7 Edge'deki gibi çift sütun halinde buluyoruz. Ayrıca yine istediğiniz kenarlardan birine yerleştirmeniz mümkün. Yani bu ekranın ister sağına ister soluna Edge ekranını taşıyabiliyorsunuz. Daha fazla seçenekli ayarları ise Edge ayarları kısmından yapılandırmanız mümkün. Note 7'de S7'lerle beraber gelen kullanışlı bir özellik yer alıyor. Ekranlarda yer alan simgeleri toplu olarak farklı bir ekran üzerine taşımak istediğinizde bu işlemi artık uygulamalara tek tek tutup taşıma yöntemleriyle yapmanıza gerek yok. Özellikle telefonu ilk kez kurarken telefonu sıkıntı yaratan bu ikon taşıma olayı uygulama taşı çekmecesiyle rahatlıyor. Peki nasıl kullanılıyor? Uygulamayı basılı tutup seçtiğinizde üst barda ortaya çıkan uygulama taşı çekmecesine bırakıyor ve aynı metodu taşımak istediğiniz tüm uygulamalar için yapıyorsunuz. Sonrasında da tüm bu uygulamaları yeni ekranı sürükleyip yerleştirebiliyorsunuz. Hepsi sadece bu kadar. Note 7 çok sayıda özelleştirmede bulunabileceğiniz bir telefon. Telefonun temasını tamamen değiştirebileceğiniz gibi arka plan, simgeler ve yazı tipleri gibi spesifik noktalarda da ayrı ayrı müdahalede bulunabiliyorsunuz. Ancak genel tacviz arayüzünde S7'lerden sonra, hem S7 hem S7 Edge'den sonra çok büyük bir yenilik gördük desek yalan söylemiş oluruz. Genel hattıyla zaten rahat görünen ve akıcı çalışan ara birim yeni arayüzüne kavuşmak için şimdilerde Android 7.0'ı bekliyor diyebiliriz. Daha önce LG G5 ve S7 Edge'de gördüğümüz Always On özelliği Note 7'de de karşımıza çıkıyor. Bu konuyla ilgili bilgisi olmayanlar için bu özelliğin ekran kilidini her defasında açmanıza lüzum bırakmayacak ölçüde kullanışlı bir çözüm olduğunu kısaca söyleyebiliriz. Telefonunuza gelen bildirimleri kapalı ekran üzerine taşıyan Always On özelliği böylece telefonu uyandırmadan bildirimlere ve saat gibi bilgilere ekran üzerinden ekran kapalıyken erişmenizi sağlıyor. Bu sayede telefonu uyandırdığınızda tüketilecek olan pilden tasarruf ediyorsunuz fakat elbette bu özelliğinde bir bedeli var. Ekranın her zaman açık olmasının elbette batarya tarafında bir karşılığı var. Mesela biz Note 7'yi kullandığımız süre içinde akşam saatlerinden sabaha kadar ortalama %8'lik bir payı tükettiğini gördük. Bu hesabı 24 saatlik zaman dilimine vurabilirsiniz. S7 Edge'in bu özelliğinin bataryadaki karşılığı ise %20 kayıptı mesela. Daha önceki testimiz zaten. S7 Edge testinde de görebilirsiniz bunu. Ancak tek seçeneğiniz bu değil. Daha az pil tüketmek istiyorsanız ve özellikle geceleri parlayan telefon ışığına maruz kalmadan saat ve birkaç bildirim görmek istiyorsanız gece saat uygulamasını da kullanabilirsiniz. Hem S7 Edge hem Note 7'de bu özelliği Always On'a göre daha fazla kullandığımızın da altını çizelim. Evet, işletim sistemi ve arayüzü ilişkin son durağımız yine S7'lerde de oldukça beğendiğimiz bir başka özellik olan Game Launcher olacak. Game Launcher birimiyle oyunlarınız için bir klasör oluşturmanız ve hepsini burada bir arada tutmanıza gerek yok. Game Launcher bunu halihazırda zaten sizin için yapıyor. Elbette bu birimin tek sağladığı yarar oyunları klasörlemek falan değil. Bu yalnızca küçük
Tek başına bir kenarda duran bir detay. Daha geniş özelliklere var. Game Launcher oyun içinde sürekli bir köşede bir simge halinde duruyor. Bu simgeye tıklayarak açılan menü üzerinden bir dizi seçeneğe erişebiliyorsunuz. Bunlar arasında en önemlisi kuşkusuz kayıt seçeneği. Bu seçenek yoluyla oynadığınız oyunun videosunu kaydedebiliyorsunuz. Video kalitesini ise ayarlardan çözünürlük ve bit hızı şeklinde ayarlamanız mümkün. Bu seçenekte elbette video üzerine mikrofon kaydı da yapabiliyor ve yalnızca veya isterseniz yalnızca oyun içi sesleri kayda alabiliyorsunuz. Bu özellik kuşkusuz YouTuberlar için biçilmiş kaftan. Game Launcher ile sunulan diğer seçenekler arasında ise ekran fotoğrafı, oyunu küçült ve tuşları kilitle yer alıyor. Özellikle tuşları kilitlemek önemli çünkü bu yolla oyunlarda oyun oynarken kazara geri butonuna, ana butona basarak çıkmanız engelleniyor. Game Launcher'ın bir diğer konuşulması gereken avantajı ise batarya ömrüne ilişkin oluyor. Yani oyun oynamaktan bataryanın tükenmemesi için kaçmanıza artık gerek yok. Game Launcher'daki güç tasarruf kısmından kare hızını 60 ile 30 FPS arasında değiştirebilir ve oyunun çözünürlüğüne el atarak 30 FPS çekerek mesela grafik ayarlarını daha uzun pil ömrüne kavuşabilirsiniz. Daha doğrusu pil ömründen daha az harcamasını sağlayabilirsiniz telefonun. Evet, şimdi sırada S Pen var. Notu not yapan en önemli özellik olan S Pen yeni modelde de yenilenerek karşımıza çıkıyor. Yakın ekran boyutlarıyla S7 Edge'den en büyük farkı S Pen'le yaratan Note 7 artık çok daha ince ve daha hassas bir kalem ucuna sahip. Note 5'te 1.6 mm olan S Pen kalınlığı Note 7'de 0.7 mm'ye kadar indirgenmiş. Bu sayede çok daha derin, çok daha ince çalışabilmeniz mümkün. Kutu içeriğini değiştirilebilir uçları da beraberine getiren telefon böylece bir süre sonra eskiyen ucu değiştirme imkanını da sunuyor elbette. S Pen'in tasarımla ilişkin bir diğer detay ise Note 5'te rahatlıkla ters takılabilen kalem Note 7'de artık yuvaya ters takılamıyor. Ancak tabii ki çok iterseniz o başka kasıtlı durumlar dışında diyebiliriz herhalde. Artık yani Note 5'te olduğu gibi kazara telefonu S Pen kalem girişine S Pen'i kazara takmanız engellenmiş. S Pen'le gelen menüde yine bizlere kullanış seçenekler bir arada sunuluyor. Bunlardan ilk seçenek not oluştur. Not oluştur menüsüyle klavye, kalem, fırça ile ekrana not alabiliyor. Görüntü ve ses menüleriyle de notunuza görüntü ve ses ekleyebiliyorsunuz. Akıllı seçim menüsü ise o an ekrandaki görüntüden farklı biçimlerde kalem ve görüntü almanızı sağlıyor. Burada asıl dikkat çeken nokta en sağ tarafta olan GIF animasyon kısmı. GIF animasyonu seçerek oynayan bir videodan GIF kaydı yapabiliyorsunuz. İsterseniz bunun üzerine yine tabii ki GIF'in üzerinde yine notlar almanız da kaleminizde mümkün. Kaydettiğiniz bu GIF'i yine sosyal medya veya mesajlaşma yazılımları üzerinden paylaşmanız da yine elbette mümkün. Yeni gelen özelliklerden biri de çeviri kısmı. Bu özellikle çok fazla sayıda dilden kaleminizin ucuna sadece kaleminizin ucunu kullanarak kelime çevirisi yapmanız mümkün hale gelebiliyor. İnternette dolaşırken veya seyahatleriniz sırasında çevrenize gördüğünüz tabelalardaki yabancı terimleri yalnızca kaleminizin ucuyla ucunu telefona ekrandaki o ilgili kelimeye işaret ederek Türkçe'ye çevirmenizi mümkün kılıyor bu çeviri özelliği. Toplamda 6 haneye kadar uygulama desteği sunan S Pen menüsüne isterseniz kullanacağınız farklı 3. parti uygulamaların kısa yollarını da eklemeniz mümkün. Elbette çizim yetenekleri olan kullanıcılar S Pen'i daha eğlenceli işler için de kullanabilirler. Fakat bizim açıkçası en beğendiğimiz özellik kapalı ekrana not alma özelliği. Note 5'te olan bu özellik Note 7'de biraz daha gelişmiş olarak karşımıza çıkıyor. Ekran kapalıyken kalemi çekip çıkarttığınızda boş ekranı hızlıca not alabiliyorsunuz. Burada yeni eklenen özellik ise not alabileceğiniz sayfa sayısının arttırılması oldu. 4 ekrana kadar artık Note 7'de 4 ekrana kadar telefonun ekranına not alabiliyorsunuz. Toplantıda veya hızlıca not almanız gerektiğinde bu özellik çok işe yarıyor. Telefonu ekran üzerine not almak istediğiniz zaman bu özelliği kullanacaksanız herhangi bir parmak izi okuyucusu, iris tarayıcı vesaire falan gibi bir güvenlikten de geçmenize gerek yok. Direkt olarak kalemi telefondan çıkartıyorsunuz ve anında zaten ekran karşınıza gelmiş oluyor. Oraya da notlarınızı alabiliyorsunuz hemen. S Pen'e ait önemli bir diğer özellik ise kalemin suda da çalışıyor olması. Bu sayede su sıçramalarında, ekran ıslakken yağmurlu havalarda da rahatlıkla çalışan S Pen eğer istenirse telefonla su altında çizim yapılmasına da izin veriyor. Evet, artık geldik Note 7'nin teknik detaylarına ve gerek test tablolarında gerekse kullanım noktasında bize ne tür performans sunduğuna.
Hemen söyleyelim, Note 7'nin teknik altyapı noktasında S7 Edge'de eşdeğer olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Ancak elbette Note 5'e kıyasla farklar var. S7 Edge'de birkaç noktada var. Batarya konusu mesela. İki farklı işlem seçeneğiyle gelen Note 7 ülkemizde Samsung'un kendi Exynos tabanlı işlemcisiyle yer alıyor. Bir diğeri ise Snapdragon 820'li model. Her iki Note 7 versiyonunda inceleme şansı bulduğumuzu belirtelim. Bunun neticesinde şunu söyleyebiliriz ki performans anlamında bir şey kaybetmiyoruz. İkisi arasında kağıt üzerindeki olan farklar gerçek kullanım noktasından daha büyük. O nedenle performans konusunda endişeniz olması. Öte yandan performans noktasında Note 7'nin S7 ve S7 Edge ile yakın sonuçlar gösterdiğini de söyleyebiliriz. Note 7'de yer alan Exynos 8890 işlemcisi şu an Samsung'un kullanımdaki en güçlü mobil işlemcisi durumunda. Exynos 8890 8 çekirdekten oluşuyor ve 14 nanometre mimarisine dayanıyor. 4'er çekirdekli 2 yongadan oluşan Exynos 8890 Selef modellere göre büyük bir fark yaratıyor. Mimaride yer alan yonga setlerinden biri 4 çekirdekli ve 2.3 GHz frekansında çalışan Mungoz iken bir diğeri ise yine 4 çekirdekli ve 1.6 GHz frekansında çalışan Cortex-A53 yonga seti. Telefonun RAM hanesinde 4 GB bellek kapasitesini görüyoruz. Burada Note 5'e kıyasla bir fark yok. Ancak depolama alanı konusunda Samsung Note 7'de oldukça cömert davranmış. Tek depolama seçeneği olarak 64 GB dahili hafızayla gelen Note 7 ayrıca microSD kart yoluyla tam 256 GB daha hafızayı arttırma imkanı tanıyor. Elbette buna ek olarak Samsung Cloud'un 15 GB ücretsiz depolama alanı sunduğunu da ilave etmek lazım. Bu anlamda elinizde oldukça geniş bir depolama kapasitesi bulunabiliyor. Grafik hanesinde de Mali T880 grafik birimini gördüğümüz Note 7'nin oyun performansı da muazzam ki zaten az sonra size bunu canlı canlı da göstereceğiz. Teknik kadroyu kabaca tanıdıktan sonra bu kadroyla Note 5'e kıyasla işlem gücü anlamında %31, grafik gücü olarak da %58'lik bir artış gösterdiği söylenen Note 7'nin sentetik test sonuçlarının kıyaslamaları da nasıl? Şimdi gelin hep birlikte bir bakalım. Note 7 tahmin edilebileceği gibi gayet akıcı çalışan bir telefon ki bir amiralden zaten bu beklenir. S7 Edge'de aldığımız benzer performansı Note 7'de de gördük. Uzunca bir süredir kullandığımız telefon şimdilik bizi herhangi bir performans kaybı gibi olumsuzlukla karşılaştırmadı. Bunda elbette telefonun belirli aralıklarla otomatik optimizasyonunun da katkısı var. Özellikle oyunlarla eğer fazla ilgiliyseniz sonrasında yani çok oyun oynadıktan sonra şişen belleği otomatik olarak optimize edebilen telefonun bu sayede performansının düşmesi engelleniyor. Ayrıca ayarlar kısmında cihaz bakımı kısmı diye bir bölüm var. O kısımda RAM, işte güvenlik ve işte performansa ilişkin bir takım özellikler var. Onları aktive hale getirerek telefonu tekrardan optimize edip daha hızlı çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş telefonun oyun performansına geleceğiz. Fakat öncesinde şunu hemen belirtmek gerekiyor. Samsung Note 7 ile beraber Vulkan API desteği sunuyor. Bu da kuşkusuz daha performanslı oyun oynama imkanı bizlere getiriyor. Özellikle geniş ekranlı telefonları en az film izlemek kadar oyun oynamak için de kullanmamız gerçek. Burada Samsung'un sunduğu Vulkan desteği ile Hearthstone, Asphalt 8 Airborne, Star Wars, SimCity ve Need for Speed gibi hala hazırda Vulkan destekli oyunları tam performansıyla oynamak mümkün. Ayrıca güzel de bir haberi var Samsung'un. Samsung'un yaptığı, lansmanda yaptığı açıklamaya göre, yani Note 7'nin lansmanında yaptığı açıklamaya göre bu yıl içinde 11 oyun daha Vulkan destekli olarak kullanıcılara sunulacak. Peki elimizdeki Note 7 bizim oyun sürecimizde nasıl bir performans sergiledi? Şimdi gelin hep birlikte olanlara bakalım.
Note 7'nin oyun performansına da baktıktan sonra hemen telefonun sıcaklığına ilişkin bilgiyi de verelim. Telefonun işlemci sıcaklığı 59-60 dereceleri görebiliyor. Bunun kasa dışına yansıması ise çok çok az bir ılıntı biçiminde. Yani telefonun sıcaklıkla ilgili bir sorun olmadığını bu noktada rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi öte yandan işin multimedya kısmında elbette biraz da ses performansını konuşmak lazım. Çünkü ses performansı da bu anlamda mühim. Telefonun ses performansı konusunda yine pek fark yok. Tek taraflı kullanılan hoparlör yüksek ses çıkış gücüne sahip fakat bir ZTE Axon 7'den veya HTC One'dan duyduğumuz ses kalitesini bize sunmuyor açıkçası, onu da söyleyelim. Bu konuda artık Samsung'un çift taraflı hoparlörlere geçmesi gerektiğini düşünüyoruz ki umarız Note 8'de veya S8'de artık çift taraflı hoparlörleri de görmeye başlarız. Evet, Note 7'de geliştirilen bir diğer noktalardan biri de batarya kapasitesi oluyor. Note 5'e kıyasla artış gösteren batarya Note 7'de karşımıza 3500 mAh olarak çıkıyor. S7'ye göre kullanılan, SDC'ye yer alan 3600 mAh'lık bataryaya kıyasla 100 mAh'lık bir kayıp söz konusu. Bunun sonucunda da zaten pil tablolarına da, pil performans tablolarına da Note 7'nin SDC'nin takipçisi olduğunu görüyoruz. Note 7'nin pil performansını genel kullanım noktasında beğendiğimizi söyleyebiliriz. İnternete dolaştığımız, mesaj gönderip aldığımız, müzik dinlediğimiz, Google Maps için GPS'in ve ayrıca internetin açık olduğu senaryoda 1,5 günü gördük. Elbette her telefonu yaptığımız gibi yine 90 dakikalık Full HD video testinde Note 7 için yine uyguladık. 90 dakika sonunda ise %12 değer kaybeden Note 7 bu anlamda daha önce test ettiğimiz S7 ve S7 Edge'den daha iyi bir grafik çizmeye başardı. Zira S7 Edge %14'lük değer kaybetmişken S7 ise bu test sonucunda %16'lık dilime bırakmıştı. Aralıksız internet gezinti performansıyla 9 saat 27 dakika kullanım sunan pil tam kapasite ise yaklaşık 1 saat 42 dakika içinde ulaşabiliyor ki bunun 30-40 dakikalık süresinde bataryanın yarısı zaten doluyor, onu da söyleyelim. Peki pil ömrünü uzatmak için ek seçeneklerimiz yok mu? Elbette her zaman olduğu gibi yine mevcut. Pil ayarları kısmından güç koruma modlarını aktifleştirmeniz mümkün. Note 7'de orta ve maksimum düzeyde pil tasarruf modları sunulmuş. Bunlardan birini seçerek ne kadar ek süre kazanacağınızı da anlık olarak ekranda görebiliyorsunuz ve buna uygun olarak size hangisi uygunsa onu aktifleştirebiliyorsunuz. Batarya ile ilişkin son olarak Note 7'nin kablosuz şarj özelliği sunduğunu da söyleyelim ve artık kameralara geçelim. Note 7'de şu an pazarın en başarılı kameraların sahibi olan Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'lik kameralar yer alıyor. Hemen kısaca teknik detaylarından bahsedelim kameraların, sonrasında da performans notlarına geçelim. Note 7'de arka yüzde 12 megapiksel dual piksel sensör kullanılıyor. F1.7 diyafram açıklığına sahip olan bu lens 1.4 mikron piksel boyutu, optik imaj sabitleme ve yine S7 ile aynı sensör boyutunu bizlere sunuyor. Oto HDR, otofokus, panorama gibi seçenekler elbette halihazırda mevcut. Ayrıca yine geniş seçenekli kamera arayüzü bizlere sunulmuş. Özellikle burada yer alan profesyonel mod ile telefonun kamerasından hat safhada yararlanmanız mümkün. Arka kamerayla yine ayrıca 4K video kayıt imkanı yapılabildiğini, öte yandan 60 karede Full HD video kaydı gerçekleştirebildiği bilgisini de verelim. Ve şimdi ön kameraya bakalım. Ön kamera bize 5 megapiksel olarak sunulmuş. Hatırlayacak olursanız Note 5'te de yine 5 megapikseldi. Burada da F1.7 diyafram açıklığı getiren ön kamera HTC One'da bulunduğu gibi bir optik imaj sabitleyiciye ise sahip değil. Bu anlamda ön kamerada çektiğiniz videoların, görüntülü görüşmelerin biraz sallantılı olduğunu söyleyebiliriz ki biz bunu testimiz sırasında gördük, şu anda ekrana geliyor. Note 7'nin çektiği fotoğraflar için çok konuşmaya gerek yok açıkçası. S7 Edge'de gördüğümüz gibi başarılı kareler yakalayabiliyor kamera. Çok seçici davranacak olursak gece çekim performanslarında gelişme gösterilse daha iyi olurmuş. Açıkçası bunu bu şekilde söyleyebiliriz herhalde. Sanırız bunun için de Note 8'i beklememiz gerekiyor. Çünkü gece çekim performansı çok 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 böyle etkileyici değil. Şimdi bunu da söyledikten sonra sizlerle Note 7 ile çektiğimiz fotoğrafları paylaşalım. Ardından da kameraların farklı senaryolardaki video performanslarına bakalım. Sonra üzerine konuşalım.
Note 7'nin video kalitesi hakkında birkaç söz söyleyecek olursak özellikle 4K performansında gündüz harika sonuç verdiğini söyleyebiliriz ki zaten siz de bunu gördünüz. Aynı şey Full HD performans için de geçerli. Ancak gece çekimlerinde Full HD kayıtta titremelere ve etrafta çok ışıklı ortam varsa onlarda böyle bir bulanıklaşmayla karşılaştığımızı söyleyelim. Bunun önüne 4K kayıt noktasında biraz olsa da geçilebiliyor, onu da belirtelim. Telefonun ön kamerası da iyi işler çıkartıyor. Her ne kadar görüntülü görüşmelerde hareket halindeyken titremelerden kendini pek kurtaramasa da görüntü kalitesi fazlasıyla başarılı. Evet, hemen hemen detaylıca tüm noktaları değindikten sonra artık incelememizi yavaş yavaş sonlandırabiliriz. Telefonun gördüğümüz tüm artılarını, eksilerini ve getirdiği yeniliklere sizlere incelememiz boyunca aktarmaya çalıştık. Ancak şunları da söylemeden geçmeyelim. Note 7'yi yakın boyutları, teknik kadro ve performansıyla en yakın rakibi olabilecek olan Galaxy S7 Edge ile kıyaslayacak olursak açıkçası iki telefon arasında en önemli farkın bu elindeki kalem olan yani S Pen olduğu açık. Yani eğer S Pen'e ihtiyacınız yoksa S7 Edge, illa S Pen diyorsanız da Note 7'yi tercih edebilirsiniz. Bir diğer söyleyeceğimiz söz ise kuşkusuz Apple'ın iPhone 6s Plus modeliyle ilgili. Apple artık dünyanın en iyi telefonlarını yapmıyor. Hatta bu çizgisinden de gittikçe uzaklaşıyor. Evet, iPhone 6s Plus'la oldukça kullanışlı bir ekosistem sunuyor. Ayrıca Mac kullanıcılar için elbette mükemmel bir ekürüyor, onu da söylemek lazım. Onu herkes kabul ediyor zaten. Fakat geri kalan kullanıcılar için söyleyebileceğimiz Note 7 artık daha iyi bir telefon modeli olmayı başarmış. Özellikle ikili kıyaslamada kamera konusunda Note 7'nin önde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki bu düşüncemiz iPhone 7'ler geldikten sonra değişebilir. Ancak o zamana kadar Note 7 bizden pek çok konuda tam puan aldı diyebiliriz. Fiyat noktasında ise incelemenin başında fikirlerimizi aktarmıştık. Fakat tekrar edecek olursak açıkçası pahalı. Fiyatı biraz daha düşer mi pek bilinmez. Fakat şu an Note 7'yi piyasada 3484-3500 TL civarında bir fiyatta bulabiliyorsunuz. Bu tabii ki bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine size kalmış. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.